Şimdi Murat Bey kardeşim yani e, atasözünün arkasına sığınıp kendini savunmaya çalışmak bunların yüzsüzlüğünü ve acizliğini gösteriyor. E, şimdi siz yazının başından itibaren Sayın Erdoğan, pardon konuşmanızın başından itibaren o zaman diyorum tele denilen belediye beslemesi evet. bütün maddi masrafları imkanları belediye tarafından e, şey gayrimeşru biçimde karşılanan bir yayın organı. E, o da ayrı bir tartışma konusu. Buradaki konuşmasında yanında da 2-3 e, zat var. E, malum zatlar e, başta o kiralık vekil olmak üzere. Baştan Erdoğan'dan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Cümlenin ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsediyor. Sonra Cumhurbaşkanımızdan bahsediyor. Ondan sonra örneği verirken de o iğrenç örneği veriyor utanmadan. Diyor ki bir e, işte işte atasözünde denildiği gibi diyor. Büyük baş hayvan diyor saraya girmekle diyor. Kendisi diyor kral olmaz ama saray ahır olur. Onza diyor ki ben diyor bir örnek verdim. Ya yani ben de ona bir türlü örnek veririm de zaten şu anda düşmüş bir insan. Yani aciz bir insan hapishanede. Ee, o yüzden ona şey demiyorum ama onu savunanlara bir şeyler söyleyeceğim. Şu anda Sedef boşa bir şey söyleme durumum benim Tabii. yok. Neden? Hukuk gereğini yapmış. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun gereğini yaptığı e, bir insana ben hani yere düşen bir insana tekme vurulmasına karşıyım. Ben de hayatımda e, vurmadım. Ama onu savunanlar Bence Sedef Kabaş'tan çok daha beter durumdalar. Bu bir ifade hürriyeti midir? Yani Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, onu savunan belediye başkanı Sayın İmamoğlu'ndan, İyi Partili yetkililere ve bizim içimizden arka kapıdan kaçıp Zillet İttifakı'na payan da olmuşlar var. Zillet İttifakı'na kul köle olmuşlar var. Birisi Konya'dan milletvekili olabilmek için, birisi de Ankara'dan milletvekili olabilmek için ikinci milletvekili verme onların durumu da yok yani. Alacakları birer tanedir. Saadet belki iki tanedir da onlar birer tanedir. Sırf milletvekili tek yer olabilmek için CHP'nin payandası olmuş. Sayın Davutoğlu ve sayın Babacan'a sesleniyorum. Sizin durumunuz Sedef Kabaş'tan çok daha beter bir durumdur. Sedef Kabaş kendi tînetine, kendi zihniyetine, kendi dünya ve uhrevi görüşüne uygun olan bir şey yapmış alçakça Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarette bulunmuş. Belasında bulunmuş. Siz neyin peşindesiniz? Sayın bir de Sayın Babacan'ın bu sadece Sedef Kabaş'la ilgili değil. İşte biraz sonra onu da bahsedeceğim. Ee, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen Peygamber e, Hazreti Adem peygamberimizi ve Hazreti Abba validemizi aşağılayan ifadelere bir fikir hürriyeti diyor. Kaldı ki burada ben orada Sezen Aksu'yu ayrı tutuyorum. Sezen Aksu muhtemelen Lelediğin bile farkında değil. Yani onu bir yavurluk ozan, Sedef Kabaş gibi bir niyetle yapmış değil. Yani bir iletişim uzmanı olarak bunu söylemiş değil. Sezen Aksu romantik bir söz yazarı ve şarkıcıdır. Ve büyük bir bestekardır. Büyük bir şarkıcıdır, müzisyendir. Kabul ediyorum. Ben bugüne kadar da bir yavurduğunu, bir İslam düşmanlığını görmedim. 1978'den beri ben, ben ilk okula gidiyorum. Sezen Aksu özelinde şu sorun var. Mesela desek ki Sezen Aksu, ben bir hata yaptım. Bu sözleri yazarken de o manayı hiç aklıma ya. gelmedi. ya. Bırakmıyorlar Aynen. ki kadın özür dilesin. İşte. o Belki şimdi onu bir de kahraman yapmaya çalışıyorlar. Bir şiir yazmış. Ben okudum. İsim vermiyor. Onu alıyorlar. İşte Erdoğan'a dedi ki sen beni öldüremezsin falan. Ya Erdoğan, şey sayın Sezen Aksu diyelim yine. Değerli bir sanatçı. E, bu sözlerini biz geri almasını arzu ediyoruz. Yani kendisine yakışmayan sözler ama bunu bilerek, isteyerek kullanmadığını da ben adım gibi biliyorum. Sezen Aksu inançlı bir insan. Hepimiz gibi Bizim gibi günahkar olabilir, A, aciz bir insan olabilir ama Sezen Aksu'nun ben Sedef Kabaş gibi bir milli irade düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Demokrat bir insan olarak biliyorum Sezen Aksu'yu. Daha önceki referandumlarda da benzer şeylerini gördük. E, genelde e, milli iradenin yanında e, görüş beyan ederdi. Ben ortak dostlarımız var, e, onların şehadetlerini söylüyorum. söylüyorum. E, Kendisinin Ömer Nasuhi Bilme'nin e, tefsirinin ve ilmi halinin böyle bir müptela derecesinde hastası olduğunu, herkese tavsiye ettiğini, dağıttığını falan söylüyor sevgili Rasim Ozan ve Nagi Anadolu şimdi yazmışlar. Ee, onlara da buradan selam edelim. De şimdi böyle bir e, hata etti diye, hat, kendisi hata etmiş olabilir. Biz kendisinden özür de bekliyoruz. Bu arada onu söyleyeyim. Sezen Aksu'dan bir özür bekliyoruz. İnançlı mütedeyyin Türk milleti Sezen Aksu'nun bu söylediklerinden Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya cahil demesinden muzdariptir, üzüntülüdür. Bir özür halen beklemek hakkımız bir vatandaş olarak. Ama bundan daha beter olanı Sezen Aksu'nun bilmeden, istemeden kastını aşan bir ifadeyle peygamberlere dil uzatmasını savunan Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener bunları ki daha büyük bir felakettir. Ya peygamberlere hakaret ifade hürriyeti midir? Bu mudur ifade hürriyeti? Yani bir insanın e, milyarlarca insanı sadece Müslümanların peygamberi de değil. Adem Aleyhisselam Hristiyanların da peygamberi, Yahudilerin de peygamberi, tüm semavi dinlerin ortak atasıdır. Adem Aleyhisselam insanlığın ortak atası, ilk insan ve ilk peygamberdir. Buna inanmayan da kusura bakmasınlar. Yani fetvası verilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın peygamber ve ilk insan olmadığının... hükmü dinimizde de diğer dinlerde de bellidir. İslamın dışına çıkar. Ama e, işte bu Türkiye'deki ekol Hristiyanlık boyutuyla yahudilik boyutuyla ilgilenmiyor. Sadece ee, İslam tarafından Bakın, bakın çok basit bir örneği hemen mukayese ederek söyleyelim. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin bir karikatür dergisi vardı. Orada Hazreti Musa'ya yönelik bizim Peygamberimizde değil mi aynı zamanda? Tabii. Evet. Ama Hazreti Musa'ya yönelik bir çirkin bir ifade kullanıldı, bir hakaret edildi. Bir toplumsal baskı beklemeden o karikatüristin işine son verildi. Karikatür dergisi yanlış hatırlamıyorsam kapatıldı. Bakın. Ama Fransa'da bir aşağılık efendimize yönelik karikatürler çizdiler o Charles Hebdo denen dergide. O ee, çirkin yakıştırmalarda bulundular o karikatürlerin altında. Bırakın daha orayı. Türkiye'de Cumhuriyet denen gazete bunu yayınlamak istedi. Tabii, Bu karikatürleri. Zaman, evet. ha, bak yayınlamak istedi. Yetmedi. O gazetenin baskısına yönelik bir durdurma girişimi olunca şu gazeteciler Kaktılar dediler ki nasıl durdurursunuz olur mu dediler nerede ifade özgürlüğü dediler şimdi şöyle bir dönüp bakıyorum bir mevzu. E Kimse bunu yapmamalı. Kimsenin dini değerine saldırmamalı. Ama bir mevzu başka milliyetlerden, başka e, dinlerden insanlara karşı işlenince otomatik olarak kendileri müdahale ediyor. Ama bir mevzu nüfusunun %99'unun ki ben inanmıyorum. Öyle bir şey yok. %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede Müslümanlara karşı yapıldığında ayakta alkışlanıyor. Bizim sorunumuz bu. Evet. Şimdi Sezen Aksu bir hata yapmış. Sezen Aksu kalkıp dese ki ya ben... Bir hata yaptım kusura bakmayın dese önce şu gazete linçe diyecek. Bakın bugün manşetine çıkardığı gazete diyecek ki ulan arkanda durduk sen kendi arkanda duramıyorsun diyecek. Şu gazete diyecek ki Sezen Aksu'yu da teslim aldılar. Sarayın ne hakaretler yaptılar ya 2010 referandumuna evet verdiği için çözüm sürecine destek verdiği için Sezen Aksu'yu bunlar şeytan ilan etmişler. Ha bakın ben Sezen Aksu'yu da savunacak halim yok. Mesela dediniz ya Ömer Nasuhi bilmen okuyor. Ee, Şeyde Kenan Evren de Çankaya'da Kur'an okutuyordu. E, o kadar şey yaptı. Yani ben Din düşmanı şey da bir gavurluk de olsun diye yaptığını düşünmediğim hayır, hayır, için söyledim. Ama mevzu o değil ki. Mevzu bir kişinin kalkıp bundan dolayı sağlıklı düşüncesiyle bu bir hatadır demesi. Bu şarkının sözleriydi. O an öyle düşünmedim. Ya da bunu bir ilahiyatçı yorumu getirecek olursa yani farklı bir noktadan şöyle baktım demesi gerekirken o bunu sahi şey yapmıyor hatta başka bir şey söylüyor. Beni işte öldüremezsiniz susturamazsınız noktasına getiriyor. Ya kim ne yapsın şu, Sezor, şu koroda Sezor, şu şarkı besteresin dinleyelim. Şu koroda şu koroda olayı sahipleniyor. Bakın en somut örneği söyledim. Charlie Hebdo'da Efendimiz'e yönelik hakaret olduğunda Müslümanlara yönelik hakaret olduğunda şu gazeteler şu gazete kendisi kalkıp o Karikatüristini kovuyor, o yayını lanetliyor ama Müslümanlara yönelik hakaret olduğunda da verin biz yayınlayalım bu ülkede ya ifade ya özgürlüğü bunlar din var. Bunlar bir düşmanı diyor. değil, İslam düşmanı. De, yani olay çifte standart Müslüman'a karşı Müslüman'ın ülkesinde uygulanıyor. Evet.